Ekip arkadaşlarımız uzman doktorlarımızın yanına gidip onların konu başlıklarında bilgi almaya devam ediyor. Şimdi size de sürpriz olsun, bize de sürpriz olsun. İnfertilite veyahut da çocuksuzluk dediğimiz zaman bir yıllık düzenli cinsel birlikteliğe rağmen çocuk sahibi olunamaması durumu anlaşılmaktadır. Eğer bir yılın üzerine ikinci bir yıl daha beklendiği takdirde yaklaşık %10 bir gebelik şansında artış olur. Yani ilk sene içerisinde %85'lere kadar sağlıklı bir çifte çocuk sahibi olma şansı yakalanabilmektedir. Çocuksuzluk sebeplerine baktığımız zaman bunu kadına ya da erkeğe bağlı sebepler olarak ikiye ayırabiliriz. Kadına ait sebepler arasında yumurtlamayla ilgili sorunlar, yumurtalıkların iyi çalışmaması, düzensiz yumurtlama veyahut da tüplerde yani yumurtalık yollarında tıkanıklık veyahut da yumurtayı rahim içerisine gönderememe problemleri ile karşılaşılabilir. Onun dışında yine çikolata kistleri, endometrioz adını verdiğimiz olaylar veyahut da yine rahimle ilgili miyom, polip denilen bazı oluşumlar çocuk olmasını olumsuz yönde etkileyebilirler. Bunun dışında yine rahim ağzıyla ilgili enfeksiyonlar, spermlerin rahim içerisine girmesini etkileyebilirler. Bunun yanı sıra yine erkekle ilgili bazı problemler çocuksuzluğa sebep olabilir ki bunlar arasında bilhassa sperm sayı, hareket veyahut da şekil bozuklukları ön plandadır. Bütün bunların yanı sıra bazı başka problemler yani genel sağlık sorunları, tiroid hastalıkları, tiroid hormonlarının az ya da çok çalışması veyahut da şeker hastalığı gibi olaylar yine erkekte ya da kadında olmak üzere bir düzenli cinsel hayatı olumsuz yönde etkileyebileceği gibi eşey hücrelerinde iyilik hallerini olumsuz yönde etkileyebilirler. Bunun yanı sıra bazı yaşam alışkanlıkları yani aşırı kilolu olma veyahut da aşırı zayıf olma veyahut da aşırı sigara tüketimi, kafein tüketimi yine çocuksuzluk için birer etkendir. Öncelikle çocuksuzluk sebebini araştırdıktan sonra probleme yönelik bir tedavi yapmak gerekir. Yapılan tetkiklerde yumurtlama ile ilgili bir sorun yoksa veyahut da herhangi erkekteki sperm sayısı, hareketliliği, şekliyle ilgili bir problem yoksa, tüpler açıksa birinci basamak tedavi olarak bir ultrasonografi ile yumurtlama takibi yapılabilir. Uygun zamanda cinsel ilişki tavsiye edilebilir. İkinci basamakta yumurtlamayı desteklemek amacıyla ağızdan kullanılabilecek bazı haplarla yumurtlatma tedavileri önerilebilir. Ve yine bunlar takip edilerek ultrasonografi eşliğinde önde gelişen yumurta kesesi uygun çapa ulaştıktan sonra bazen çatlatma iğneleri kullanılarak bazen de kendi haline bırakılarak cinsel ilişki ayarlanabilir. Buna rağmen gebelik oluşmuyorsa o zaman tüpleri belki daha iyi değerlendirmek amacıyla laparoskopi adını verdiğimiz bir yöntem ile tüplerin ve yumurtalıkların durumu incelenebilir. Tüp yumurtalık arasında herhangi bir yapışıklık olup olmadığı varsa eğer düzeltilebiliyorsa aynı seansta bunun düzeltilmesine yönelik bazı girişimlerde bulunabilir endoskopik yöntemlerle ve daha sonrasında gerekiyorsa daha ciddi yumurtlatma tedavileri ki bunlar günlük enjeksiyonlar şeklindedir. Günlük enjeksiyonları mütakiben yine yumurtalıkta yumurta gelişimi, folikül gelişimi takip edilerek çatlatma iğneleri yapılarak aşılamalar bu kez devreye sokulabilir. En az 2 bazen 3 aşılamaya rağmen eğer bir gebelik elde edilemiyor ise bundan sonra artık yardımcı üreme tekniklerinden tüp bebek yöntemine geçilebilir.